Müslümanın korku anlayışının olması lazım? Müslümanın korkusu olacak, olmalı. Olmadan olmaz. Yani Müslüman korkularını, tabii en başta hangi korku olmalı, nasıl bir korku olmalı ya da o korkular neyin önüne geçmeli, geçmemeli, oraları önemli. Ama Kur'an-ı Kerim'de ittekullah, vettekullah, ittekullaha hakka tukatihi, Allah-u Teala'dan hakkıyla sakının, hakkıyla korkun, ona karşı saygılı olun, edepli olun, onun huzurunda, onun arzında, onun yer küresinde yaşadığınızı ve onun nimetlerinden istifade ettiğinizi bilin manasına gelecek bir korkunun olmasını Mevla bizden istiyor. Ama tabii bu korku Allah'tan korku, saygıyla karışık bir korku. Yoksa Allah'tan korku, Allah'tan uzaklaştıran bir korku olmamalı. Yani bir baba, evladın babasından korkması aslında çekinmesi manasında. Evet. Yoksa işte bir aslandan, bir vahşi hayvandan korkar veya işte gerçekten hani doğal olarak, tabii olarak çekindiği, korktuğu veya kaçındığı bir canavardan, vahşi bir canlıdan çekindiği gibi annesinden, babasından korkmaz. Ama bir korku var mıdır? İşte ben onu niye kırdım? Onun emrini niye dinlemedim? Babamı niye üzdüm? Korkusuyla gibi Allah'a karşı da olan korkumuz bizim. Yani cehenneme girerim, işte cenneti kaybederim ya da efendim işte değil. Ben bu kadar nimetlere rağmen Rabbimi nasıl kırarım? Emrini nasıl çiğnerim? Onun dediğinin çizgisinin dışına nasıl çıkarım? Şeklinde bir korku olmalı. Evet. Bu işte takva diyoruz bu. Et takva. Yani takva Allah'a yaklaştıran bir korku, saygı. Yani uzaklaştıran, ondan kaçındıran bir korku değil. Hani insan korktuğu şeyle karşılaşmak istemez. Korktuğu şeyden kaçmak ister. Evet. Başına gelmemesini temenni eder. Ama Allah'tan korku Allah'a yakınlığını artıran, Allah ile alakasını, birliğini, samimiyetini, beraberliğini artıran bir korkudur bu. Bu manada müminin tabii ki korkusu olacak. Evet. Ama bununla birlikte işte ateşte sakının diyor. Yani evladınızı, kendinizi ku ehlikum ve nara, ehlinizi ve kendinizi ateşten sakının. Yani aile fertlerinizi, çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden hem kendi nefsinizi hem de evlatlarınızı koruyun. Yani bu koruyun, sakının, korkun anlamında bir korkutma ifadesidir. Tabii ki Müslümanın korkacağı şeyler nedir? Rabbimizin gazap ettiği, Rabbimizin razı olmadığı şeyler, müminin korkması gereken, sakınması gereken, çekinmesi gereken hususlar. Mevla Teala'yı da üzerim, nasıl üzerim, nasıl kırarım, nasıl emrini dinlemem şeklinde olmalı. Buraya tabii çocuklarımız girer, ailemiz girer, kendi nefsimizle alakalı yanlış veya doğru ne telakkilerimiz bu sakınma işine, korku işine girer. İnsanın tabii korkusunu, korkularını da tedbir demeyecek. Yani yani silik karakterli, sünepe karakterli, ondan sonra işte cihat ruhunu kaybetmiş, artık içi geçmiş, suyu sıkılmış bir limon gibi tabiri caizse hiçbir şey yapmaya mecali kalmamış, isteği, heyecanı bitmiş, cansız bir halde olmayı da ve sadece kendisini kurtarma mantığını da bir tedbir dememeli. Yani tedbir güzel, tevekkül güzel ama korkaklığı, dünyevi, beşeri korkaklığımızın adına da tedbir dememeliyiz. Yani bu korkularımız bizim dünya için olmamalı, dünyalık için olmamalı. Nefsani arzularımızın veya rahatımızın, konforumuzun kaçırılması, kaybedilmesi manasında bir kaygı, endişe, durum bozukluğu veya korku olmamalı. Ancak bizim müminin korkması gereken şey nedir? Yani ben Rabbimi nasıl razı etmem, ben Rabbimi nasıl dinlemem, onun emrini çiğnemeye değer kainatta ne var? Yani bütün her şeyi bana verseler, güneşi hani bir elime, ayı da bir elime verseniz ben yine de davamdan vazgeçmem. Evet. Yani korkutmalarla, işte tehditlerle ya da efendim
bir takım vaatlerle dünyevi, beşeri, nefsani haz ve isteklerin vaatleriyle de ben yolumdan dönmem ve inandığım davamdan vazgeçip korkmam anlayışı. Yani böyle donanım dediğimiz şey. Rabbim bu imanı hepimize nasip eylesin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olduğu, gösterdiği o korkusuz imanı hepimize nasip yani eylesin. Yani karşımızda bir korkunç varlık var da ondan korkmalıyız anlamına gelmiyor ittakullah ifadesi. Evet. Allah'tan korkun derken aslında bunun içini doldurmaya çalışıyoruz. Aslında onun tabii Ömer hocam da şey yapacak ama hani evet. Çocuklara bazen gelir dedeleri, babaları küçük çocuklarıyla camiye gelir de çocuğunu, torununu camiye alıştırırken biraz bir şey yapacak olsa çocuktur. Yani caminin o neşvi nevasından, o geniş havasından, kubbesi, ferahlığı ve cennet bahçesi, Kabe'nin şubesi oluşundan çocuk içi kabı kabına sığmaz. Evet. Camide geldiği zaman birden heyecanlanır, hareketlenir. Ondan sonra aslında o cennet bahçesinde olmanın verdiği neşeyle hareket ediyordur. Biz bilmiyoruz ama dedesi de der ki bak rahat dur, usludur, hocaya söylerim seni. Hoca sana hoca seni döver, hoca sana kızar, hoca şöyle veyahut da işte hani çocuğunun İslam bilgisi, İslam ilmi bir öğretecek mesela der ki Allah yakar, Allah çarpar, Allah işte gazaplandırır, cehennemine atar. Yani böyle bir hani karşısında böyle intikam almak için ya da ceza vermek için hazır bekleyen, korkulacak bir Allah değil bizim Allah'ımız. Hani bir yazar, meşhur bir yazar, Ergenekon'dan şeyden de içeri alındı, sonra ateist oldu. Nasıl ateist olduğunu yazan bir yazısı var. Meşhur bir yazısı. Cami bak ışıklarına bakan çocuk diye. Ramazan-ı Şerif'te iftar saatini tanımlayan, iftarı bekleyen, cami ışıklarının yandığında top atılıp iftar olduğunu tanımlayan, betimleyen. Çünkü babası da yazar. Diyor ki yazar olmak istiyorsan cama yanağını dayayarak işte çaprazdan görülen caminin ışıklarının yandığını, iftar saatini ailesine haber vermek için heyecanla bekleyen çocuğun halini tasvir et. Evet. Ve diyor orada şunu diyor, ben işte din dersi ortaokula kadar o benim için tonton dede olan Allah, çok onu sevdiğim, benim yanımda hissettiğim, gece yatarken onun için dualar okuduğum, işte annemin, rahmetli annemin işte sahurlarda kalkıp da ekmek kızarttığı, belki de sadece o şeyde gece sahurlarında, Ramazan sahurlarında olan o ekmek kızartma seremonisi işte veya sobanın o çıtırtısı falan. Diyor ki yani bir şey var, nostalji var İslam'a karşı. Daha sonra diyor bu benim İslam'ın teslimiyetinden, Allah'a inancın rahatlığından inanmamanın sıkıntılı haline geçişime ortaokuldaki din dersi öğretmenim sebep oldu diyor. Niye? Çünkü öyle bir Allah tarif etti ki diyor din dersinde yakan, çarpan, gazap eden, kaşları çatık, hemencecik ceza vermek için fırsat kollayan, intikam almak için fırsat bekleyen bir Allah olarak tarif etti diyor. Evet. Ama diyor benim Rabbim, benim Allah'ım o sanki diyor benim küçük dünyamda tonton bir dede gibiydi diyor. Yani evet. Kendisine sığındığım, beni şefkatle kucağının altına, kanatlarının altına basan. Şimdi burada bir şey var bizim dikkatimizi çekmesi gereken. Yani biz hani dine çağıralım, dindar edelim derken İnsanları firavun mu yapıyoruz? Dinden mi ediyoruz? Yoksa gerçekten Allah'ın düşmanı mı yetiştiriyoruz? Ya Allah'ı sevdirelim derken Allah böyle sevdirilmez. Çarpan, yakan, gazap eden. Buralara da bizim yani dikkat etmemiz lazım ama tabii Ömer hocamız anlatırken korkunç bir şeyden korkmak olmadığının üstüne basa basa bunu izah etmemiz gerekiyor.